Gotham Knights'ın fiyatını gördünüz mü? 900 lira. Formula 1 2022 de aynı. Battlefield 2042 700 lira. FIFA 22 700 lira. 700 mü dedim? Bu arada ben videonun ses kaydını 2 gün önce almıştım. 2 gün içinde birileri çıkmış, birileri inmiş, fiyatlar inmiş, inmiş bir şeyler olmuş. Bu kurda ne oyun alabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Neyse devam edelim. Dark Souls Remastered 600 lira. Sniper Elite 4, bak 5 demiyorum, daha eskisi bu, 600 lira. Elden Ring de aynı fiyat. God of War 179, Red Dead Redemption 2 187 lira. Bu son söylediklerim gözünüze ucuz görünebilir ama bu fiyatlara oyun mu olur ya? Bildiğiniz gibi Sony Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapmadığı için oyunlar PC'den daha pahalı. O yüzden biz bu oyunlara ya bu paraları vereceğiz ya da direkt oynamayacağız. Ya da daha mantıklısını yapıp Game Pass sistemi için Xbox alacağız. Ki birçok kişi de aynı şeyi yaptığı için PlayStation bayağı kan kaybetti. Ama artık bu devir bitti. Çünkü PlayStation'ın yepyeni sistemi sayesinde çok az para vererek yüzlerce oyunu ücretsiz oynayabileceğiz. Şimdi gelin PlayStation Plus sistemini, fiyatını ve içinde verilecek oyunları yakından görelim. Öncelikle bu sistemi PlayStation Plus'la karıştırmayın. Plus aylık belli bir para karşılığında kütüphanenize eklemeniz için 2-3 tane oyun veriyor. Ancak burada kütüphanenize eklenen bir oyun yok. Aylık olarak değişecek ve sizin sürekli canlı, değişken ve online kalmanızı sağlayacak bir sistem var. Önce fiyatıyla başlayacağım çünkü ne kadar güzel bir sistem anlatsam da pahalı olduğu sürece pek de umurunuzda olmayacak. Eski PlayStation Plus muhabbeti devam edecek. Yeni sistemin ilk paketi ise PlayStation Plus Essential. Bu paket içinde Plus'ta ne varsa olduğu gibi sahip olacaksınız. Onun dışında kayıtlı oyunlar için bulut depolama, her ay sabit iki bedava oyun gibi ufak tefek hizmetler var. Essential'ın Avrupa fiyatı 9.99 dolar. Bugünkü kurda TL'ye vurduğumuzda yaklaşık 165 lira. Ancak sonunda yerel fiyatlandırma yaptıkları için bu paket ülkemizde ayda 40 liraya satılacak. Yıllık fiyatı ise 240 lira. Yani bayağı uygun. İkinci paket ise PlayStation Plus Extra. Benim favorim bu paket bu arada. Aylık 60 lira, yıllığı da 400 lira. İçinde Essential'daki tüm özellikler var. Artı 20 lira vermeniz için de aşırı geçerli sebepleri var. Bu pakette 400'e kadar PlayStation 4 ve 5 oyunu oynayabileceğiz. 400'e kadar. Bu arada PlayStation 3 için de oyunlar sunulacak. Ancak bu oyunlar streaming yaparak oynanıyor. Yani Türkiye'de bu sistem kapalı olduğu için şu an oynayamıyoruz. Ama bir gün mutlaka gelecek diye düşünüyorum. Ha siz nostaljik oyunlar için bunu almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemeniz daha doğru olacak. Son paket ise PlayStation Plus Premium. Aylık 70, yıllık da 460 lira. Yine alt paketlerin tamamını kapsıyor. İçinde 340 adede kadar da PlayStation 4 ve 5 oyunu yer alacak. Ayrıca PlayStation 1, 2, 3 ve PSP oyunları da bulunacak. PlayStation Now'un bulunduğu ülkelerde bulut üzerinden PlayStation 4 veya 5 üzerinden ya da PC'den de oynayabileceksiniz. Mesela bir oyuna çıkmasını bekliyorsunuz. Beklediğiniz gün geldi ve oyun 700 lira. Şimdi alsam bir dert, almasam bir dert. Yani para yok alamayacaksın, içinde kalacak. Ya alır da beğenmezsen param boşa gider falan diye düşüneceksin. PlayStation Plus Premium sayesinde yeni çıkan oyunları denemek için belli bir süre oynama hakkın olacak. Yani oyunu oynayıp en azından çöpe atmayacağınız garanti bir para vermiş olacaksınız. Ya da oynayıp tanıdığı süre içinde alabileceğiniz zevke bakarsınız, para da vermemiş olursunuz. Bu arada az önce belirttiğim gibi Premium PlayStation Now olan ülkelerde geçerli olacak. Türkiye gibi bu sistemin olmadığı ülkeler için de PlayStation Plus Deluxe adında bir paket var. Ama Premium'la aynı, yani hiç merak etmeyin. Bulut tabanlar hariç tabii ki. Yani bizim faydalanabileceğimiz en yüksek paket bu. Sistem her bölgede farklı tarihlerde açılacak bu arada. Örneğin Asya'da 22 Mayıs'ta aktif hale geldi. Çoktan onlar şu an oynamaya başladı. Türkiye'de ise 22 Haziran'da gelecek. Yani çok az bir süre kaldı. Yerimizi almak şart oldu artık. Şimdi fiyat konusunda tatmin olduğumuza inanıyorum bu arada. Bir tane sağlam oyun fiyatına bir yıl boyunca çatır çatır büyük oyunlar oynayabileceğiz. Büyük oyunlar diyorum çünkü içinde öyle ufak tefek çerezlik oyunlar yok. Şu an ekranda akan oyunları görüyorsunuz. Tek tek takip edemediğinizin farkındayım çünkü çok fazla oyun var. PlayStation'ın şu anlık bize sunacağı oyunlar bunlar. İçlerinde Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11, Resident Evil, Until Dawn, God of War ve Uncharted gibi birçok ünlü ve pahalı prodüksiyona sahip oyun var. Ayrıca Ubisoft'un kendi sistemi olan Ubisoft Plus da PlayStation Plus içinde para vererek alabileceğiniz sistemlerden biri olacak. Yani bu sistemi almak için para ödemek zorunda kalacaksınız. Ama Ubisoft'un bir paketi daha var. Onun adı da Ubisoft Plus Classic. Bu paket ücretsiz olacak. İçinde Assassin's Creed Valhalla'da olmak üzere tam 27 tane ücretsiz oyun olacak ve yıl sonuna kadar bu sayının 50'ye ulaşması bekleniyor. Yani şöyle bir baktığımızda bana kalırsa harika bir sistemin açılışını yaptı Sony. Ancak bu işin bir de defoları var. Biraz da ondan bahsedeyim size. Öncelikle fiyatı çok iyi. Yani bunda bir eleştiri yok. Ancak zamanla zam yaparlar mı ya da bu zamlar ne kadar süre aralığında yapılır? Bunlar muamma. Yani birkaç ay önce yine uçmuş bir fiyat görebiliriz. Ayrıca bu oyun havuzunun genişliği şu anda çok iyi ama sürekli böyle mi olacak onu da bilmiyoruz. Yani kısa süre içinde bütün oyunları emip sömürüp bir sene sonra tamamen gereksiz bir sistem olarak görür müyüz? Yine bilmiyoruz. Bu arada third part oyunların anlaşmaları da farklı olduğu için
Gelse bile uzun süre kalmayacak kesin. O yüzden ilk onlara oynamakta fayda var. Sony Exclusive olarak bildiğimiz yani kendi ekosistemine özel çıkardığı oyunları da burada bize sunacak. Ancak Sony büyük bütçeli yani büyük boyutlu, bu yüzden de masrafı çok yüksek oyunlar yapıyor. O yüzden bu oyunlar ilk çıktığında onları tamamen ücretsiz sunmak Sony'ye zarar verebilir. Çünkü o kadar verdiği parayı ücretsiz oynattığı için çıkaramaz. Bu sebeple de oyunların bütçesi ya düşecek ya da hiç sunulmayacak. Demo oynama süresi ne kadar olacak o da ayrı bir durum tabii ki. Son olarak oyunların neredeyse %80'i PlayStation 4 oyunu. Yani bu yüzden PlayStation 4'ünüz varsa sizi bayağı mutlu edecektir. Ha siz sabahtan akşama kadar cayır cayır PlayStation 4 oynuyorsanız, yani geeklik konusunda arşa çıktıysanız PlayStation Plus'ın size pek faydası olmayabilir. Ama fiyatına baktığımızda da böyle bilinmeyen, ilginç, farklı oyunlar bulmak için de gayet alınabilecek bir risk olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak az önce de bahsettiğim gibi PlayStation güzel bir sistem için adım attı. Şimdilik yetmez ama evet diyoruz, ama yenilikleri de en kısa sürede bekliyoruz. Peki siz bu sistemi kullanacak mısınız ya da konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.